Şu anki yani elde, eldeki veriler, reklam gelirleri, abone sayısı buna baktığın zaman eksen senin hedeflediğin nokta iyi. neresinde? Çok iyi yerdeyiz. Yani açıkçası söyleyeyim hani biz hedefimiz ilk planda 1 milyondu. Ondan sonra da 1,5-2 diye gidelim diye bir hayalimiz vardı bizim. E şimdi 1-1,5 bandına geldik. Hmm. Hani bundan sonra iki hamlemiz daha olursa hani 2 milyona ulaşma şansımız var. Bu arada tabii şöyle bir konu yaşandı. Onu da anlatayım. Ee, hani özür dileyerek de anlatmak zorundayım. Hani biz Şampiyonlar Ligi'ni aldık biliyorsun. Şimdi onu soracaktım ama. E şimdi Şampiyonlar Ligi'ni Euro ile alıyorsun. E, ee, hani adamlara Euro ile anlaşma yapıyorsun. E şimdi e, Euro'nun çok ciddi ileri gitmesi, yani artması mevzuen zam yapmak zorunda bıraktı bizi. Benim hayalim aslında bu değildi. Hani daha e, iyi fiyatlara vermek de ama sonuçta işin böyle eksiye dönme durumu olacak öbür türlü. Hani 3 milyon abonem var. E, ayda 10 milyon kaybediyorsun. Olmaz öyle bir şey. Hani bu işte ben para kazanım derdinde de değilim. Hani benim eksen benim bu arada dünyamda hani kendi e, bütün ekonomik dünyamda para kazanma öncelikli olan bir noktam değil. Ben orada şu anda dijital dünyada çok önemli bir yeri almak istiyorum. Ekonomi dünyada para kazanma öncelikli yer neresi? Var mı öyle bir yer? Ben Var dünya. Var. Yani ben değil şu anda 18 ülke oldu. Yani 18 ülkede prodüksiyon yapıyorum. Yani bizim gelirimiz aslında baktığın zaman hani Acun Medya'nın ana geliri ne? Bugün hani benim başarımın arkasındaki aslında ana faktör ne diyorsan 18 ülkenin 18'inde de başarılı olmamız. Başarısız ülke, olmadığımız ülke olmaması. Yani bunun avantajını yaşıyoruz tabii ki. Biz şimdi dünyaya açılırken bir hayal peşinde koştum. Dedim ki hani o zaman da bana diyorlardı ki işte yani Acun Türk seyircisini çok çözmüş. Acun seyirciyi çok iyi çözdü. İşte sanki hani çok iyi yayın yapmıyoruz da bizim seyirci iyi değil. Yani vallahi bileyon diyorlar. Yani zaten hayatları bana bir şeyler demekle geçti de. Yani açu seyirci çok iyi çözmüş abi. Yani e, acayip biliyorsunuz. Ben seyirci falan çözmedim abi. Ben güzel program yapmayı kendime e, hedef koydum. Güzel programlar yaptım. Kusura bakmayın hangi ülkeyi soruyorsanız o ülkede de zaten mutlaka ye ya ikinciyiz. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Ee, Avrupa'da bir ülkedeki güzel program tanımıyla Türkiye'deki Hı. güzel program tanımı aynı mı? Aynı değil ya. Ben Türkiye'ye girersek çıkamayız ya. Yani bizim seyircimizin yani bak sosyal medya bir 5 dakika 10 dakika sonra konuşalım yani. Tabii bizim, tabii. E, sosyal medya e, gerçek anlamda söylüyorum. Ben bütün dünyayı bildiğim için söyleyeyim. Başka bir boyuta geçmiş. Başka evrene geçmişiz. Orası, orası başka bir galaksi benim için. Hani bizdeki sosyal medya gibisini dünyanın hiçbirinde görmedim. Hani e, o, o yüzden hani programlara karşı enerji e, Yunanistan'da e, süper pozitif. Survivor Enerjisi bu sene. Süper pozitif. Bizde her dakika şöyle oldu böyle oldu birbirine giren insanlar var. Orada da sürekli olarak pozitiflik üzerine yani yan yana iki ülkeyiz yanlış anlama. Bizim bu sosyal medya bir şekilde e, bazı hani hepsi için söylemiyorum tabii ki. Ben çok değerli insanlar da var takip ediyorum ama bir kesim e, beyin anarşisti sosyal medya mesken tutmuş kendine. Bir şekilde orada devamlı bir çaba içindeler. Çaba içindesinde zaten yani belki kendini tatmin ediyor. Belki orada hani o popülarite isteği bizdeki Hani orada TT olduğu zaman a ben yaptım duygusu falan. Hani bu tip duygular da arkasında olur. Ama çok negativite üzerine var. Bizim programlarımız mesela şöyle anlatayım sana. Hani e, gerçek anlamda söylüyorum. E, gittiğimiz her ülkede ben gururla bu programı yapıyorum dediğim zaman kaç tarafın gözü parlıyor. Yani hep bunu yaşadım hayatım boyunca. Türkiye'de de böyle. Hani sokakta böyle de yani yanlış anlama. Hani ben şurada yola yola gitsem büfecide sarmaş doluş oluruz. E, ama e, hani o klavye geldiği zaman Değişiyor <laughs> işler. Bu, bunu anlatan çok güzel bir örnek var. Şair Atol Behramoğlu'nun bir şiirini paylaşıyor bir sosyal medya kullanıcısı. Atol abi de diyor ki böyle benim böyle bir şiirim yok. Bu Twitter'da oluyor. Cevap veriyor Atol Behramoğlu. Diyor ki tekrar kontrol etmenizi isterim. Var öyle bir şiiriniz diyor. <laughs> yani, bak tam Türkiye'deki Twitter'ı anlatan bu bir şaka da olabilir ama bu tam olarak böyle gerçekten. Güzel.